Şener ablacığım merhaba. 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 Merhabalar. Şimdi gül reçeli yapacağız ama Adnan abiciğim. Benim merakım şu. Bir reçel var. Bir de marmelat var. Evet. Bunu merak ediyorum. Bu bir. İkincisi nerede başlamış? Ne zaman başlamış? Kimler tarafından başlamış? Her meyveden, her çiçekten, her gülden reçel olur mu? Ben bunları merak ediyorum. Bu arada biz Şener ablayla yapmaya başlayalım. Peki. İslamköy'ün gülünden gül reçeli yapıyoruz. Bunu dün topladık geldik gülleri. Ben mayasını yaptım dünden hazırladım. Şimdi de bunu şekerle buluşturup reçel tamam. yapacağız. Tamam maya, maya dediğimiz Şenay abla şeker. Bunun içerisinde gül yaprağı, şeker ve limon tuzu var. Onları bir gün önce karıştırdın, tabii, tuttun. Tabii. Tamam. Şimdi şekerimizi evet. koyduk tenceremize. Evet şekerle buluşturup reçel haline getireceğiz. Evet. Sen burada dur bir gün önce dedin ya. Şimdi bir gün önce bu aslında maya bir günlük mesele değil. Bir yıl bekleyebilir. Bir yıl bekleyebilir. Ha. Bir buçuk dolapta iki yıl bile bekleyebilir. Güzel. Tenceremizi, şekerimizi aldım. Bir kilo şekere bir kilo su olaraktan ölçümüz öyle. Tamam. Ben buraya şekerini aldım. Üzerine sıcak suyunu atıyorum. Sıcak su. Evet. Karıştırıyorum. Burada bir kilo şeker mi var? Burada şu anda 3 kilo şeker var. 3 kilo şeker var. 3 litre suya... 3 kilo şeker kullanıyoruz. Şeker kullanıyoruz. Peki gül ne kadar koyacağız bunun içine gül yaprağı? O isteğe göre çok kıvamlı bir şey, reçel istiyorsak yapraklarını fazla koruruz. Evet. Ama yok yaprağı az olsun dersek yaprağını az koyabiliriz. Yani ortalamada ne kadar konması lazım? Yani buna 1 kilo gül konulabilir. Reçel 7. yüzyılda ilk kayıtlar onu gösteriyor. Daha doğrusu önce Perslerle başlıyor. Niye? Şeker kamışını Persler buluyor. Perslerle. Persler. Neden? Şeker kamışından şurup elde ediyorlar. Ha. Daha sonra Arap Müslümanlar o şurubu kullanmaya başlıyor. Farklı ürünlerde. Yani ilk bu işi aslında mucidi Arap Müslümanlar. Daha sonra Müslüman Türkler bu reçel hikayesini daha da geliştiriyor, genişletiyor ve günümüz şartlarına geliyor. Zaten dünyada dikkat edersen reçel bizim ülkemiz ya da bazı Arap ülkeleri dışında Azerbaycan falan filan gibi Türk Cumhuriyetlerinin dışında pek yok. Marmelat var onlarda. Marmelat var. Çünkü marmelat onlarda püre. Yani püre edilmiş meyveyi marmelat olarak şekerle buluşturuyorlar. Aslında dünyada ne kadar çiçek varsa yenilebilir şartı. Ne kadar yenilebilir aromatik ot varsa. Ne kadar mesela çarpıcı bir şey enginar. Enginarın reçelini yapıyorlar. Domatesin reçelini, biberin reçeli gibi düşündüğünde sebzelerin de patlıcanın reçeli dediğimizde aslında her şeyin reçelini yenilebilir. Ya da her marmelatı. Tabii olabilir. Ya da marmelatını evet. yapmak mümkün. Çok çarpıcı bir bilgi daha var. Gülhane Parkı deyince aklına ne geliyor? Gülhane Parkı deyince evet. o parkta herhalde gül reçeli evet. yapılıyor diye geliyor. Osmanlı'nın 3. Selim'le mesela bilhassa çarpıcı olarak o dönemde Gülhane Parkı'nda yetiştirilen güllerden gül yapılıyor ve Gülhane isminin de oradan geldiği yolunda bir rivayette var. Onu boşalttıktan sonra bu şurubla beraber biraz daha kaynaması gerekiyor. Evet. Ne kadar kaynayacak? 15-20 dakika daha. Ama bende 20 dakikalık sabır yok. Kaynayıp ama bunun kıvam alması gerekiyor. Evet. Peki başka kıvam bir çaresi yok mu? Kıvam almadan reçel gelmez. Şurada ekmeği görüyorum ama bak ekmeği görüyorum. İçine biraz da limon damlatıyor. Her zaman olduğu gibi sabırsızlığın biliyorum. Onun için hazırladım. Bak ekmek de özel ekmek. İslamköy'ün evet. ekşi mayalı ekmeği. Evet. Buyur. Bir de abla. İçine limon da koymamız gerekiyor. İçine bir tane de yarım limon sıkalım. Bir kere mis gibi koku çıkıyor. Güllerin gülü bu. Çok özel yaratılmış bir gün gerçekten Isparta gülü. Eline, koluna, yüreğine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Bir kere daha Isparta'ya yeniden geleceğim sırf bunu tamam, yemeye. Tamam buyurun gelin. Muhteşem bir aroma var. Tabii ki gülün kalitesiyle alakalı ama tabii sadece gülle bitmiyor. Yani. Hanımefendi de bu işi iyi biliyor. 10 numara yaptı.
Teşekkür ediyoruz. Ama bu İslam köyü gelip Isparta'nın gülünü almak lazım bence olabilmesi için. Zaten yani, başka güllerden yapılsa bu tat, bu lezzet, olma, bu koku olmaz. Bu koku da olmaz. Tabii yani. Onu da bilelim yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eline, kulağa, yüreğine sağlık. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.